Bodrum'u mesken tutan ünlü müzisyen Ozan Doğulu'yu mercek altına alıyoruz. Çok iyiyiz, tatildeyiz ailece kızlarımla beraber. Güzel bir otelde kalıyoruz, denize giriyoruz, yüzüyoruz. Yüzümü öğretiyorum onlara. Ozan Bey, uzun zamandır Bodrum'da tatil yapıyorsunuz. Seviyorsunuz Bodrum'u, öyle değil mi? Bodrum benim çocukluğumdan beri geldiğim, bulunduğum bir yer. Çok sevdiğim havasını, suyunu, her yerini sevdiğim. Zaten evimiz var burada. Evet. 15 yaşından beri tatili buraya geliyorum diyebilirim. Bu arada Ozan Bey'in ilginç bir fikri var. Bakın, gece hayatını İstanbul'dan nereye taşımayı düşünüyor? Peki. Aslında Haliç'i böyle bir yer yapsalar diye hep ben düşünüyorum, böyle eğlence. Aslında güzel bir proje olabilir. Belki bu sizin fikrinizle belki hayata geçebilir. Hani zannetmiyorum. Haliç. Biraz zor ama yani olsa iyi olur. Temizlendikten sonra belki olabilir. Temizlendi, pırıl pırıl şimdi. Bal dök yala şimdi. Bu arada Ozan Bey'in kızlarına olan düşkünlüğünü herkes biliyor. Bakın Ozan Bey kızlarından Arya için uçan kuşa ne anlatıyor? Bugün Arya ilk defa kendi arkadaşlarıyla beraber mantı yemeye gittiler. Oo, maşallah, Arya bayağı büyüdü desenize. Peki tepkisi nasıl oldu? Tepkilerini ben tam ya, göreyim diye gittim ama yakalayamadım. Eve dönmüş. Yatmaya uykusu gelmiş, götürmüşler. Göremedim kızımı bu gece ama şimdi yanına gideceğim yatmaya. Beraber uyuyoruz herhalde. Tabii canım, yani. Büyük aşk var. Peki konu hazır çocuklar açılmışken, kardeşiniz Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşkı için ne diyeceksiniz diye soruyoruz. Bakın Ozan Doğulu bir kez daha amca olmak istediğini üzerine basa basa nasıl yineliyor? Dediğim gibi ben tabii ki iki tane çocuk babasıyım artık. Amca olmak istiyorum. Kenan benim canım kardeşim, hayat daha en sevdiğim insanlardan bir tanesi. Hani hayat arkadaşım. O yüzden hani onun çocuğu olsun istiyorum çünkü çok duygusal bir çocuktur. Çocuk istediğini biliyorum, aileye karışmak istediğini biliyorum. O yüzden de ben de yeğen sevmek istiyorum çünkü onun tadı başka. Hiçbir zorluğunu çekmiyorsun, sadece sevdiğin zamanlar görüyorsun falan. Çok keyifli bir şey olsa gerek. Yeğenim yok ama istiyorum. Peki ilişkiler için ne söylemek istersiniz diye sorduğumuzda Ozan Bey bakın nasıl destekliyor kardeşi Kenan ve Beren Saati. Kısmetse inşallah onlar mesut olurlarsa, böyle bir yola girmek isterlerse ben çok sevinirim. Anladığımız kadarıyla müstakbel gelin Beren Saat Doğulu ailesinden tam not almış gibi görünüyor. Evet, görüntülerimizi izledik. Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, kardeşi Kenan Doğulu ve Beren Saat ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Beren Saat'i nasıl buluyorsunuz oyuncu olarak Kısmer Bey? Vallahi ben genç arkadaşların tamamını gerçekten çok beğeniyorum. Ve bu konuyla ilgili de şöyle bir şey var. Yani işe sahip çıkmış olmaları, işe ciddiye almış olmaları, işe saygı duymuş olmaları önemli. Çünkü oyunculuk, televizyon oyunculuğu anlamında bir şey söylemeye kalkarsam tuhaflık olabilir. Burada tabii ki tamamen bir yönetmen faktörü vardır. Yönetmen isterse şayet, bunu örnek olarak görüyorum, kusura bakmasın kimse, mazur görsünler. Ayı filmini örnek veriyorum, yani Ayı filmini gördükten sonra oyunculuğun... Ayı da Oscar aldılar. Yani gibi bir şey. O bakımdan yani arkadaşlarımızın sadece ciddi olmaları, mevzuyu ciddiye almış olmaları önemli. İşe saygı duymaları önemli. Yalnız ben bir şey önermek istiyorum kendilerine. Bizim bu işimizin okulu, medresesi filan kitabı vardır da hani yine de o setteki durum, tabii, o kamera önündeki durumlar bence öğreti anlamında çok daha önem taşır. Ona da saygı duysunlar istiyorum. Doğulu kardeşler vardı. Kenan çok Doğulu, sevdiğimiz. Ozan Doğulu. Çok sevdiğim. Şimdi Ozan Doğulu evlendi. Ondan sonra bir çocuğu oldu. Onun üzerine albümler yapmaya başladı. Eskiden hep sevgili Sezen Aksu'nun orkestrasındaydı. Yeni bir furya başlattı. Ondan sonra da bütün aranjörler maalesef ki çoğu onu taklit ederek Ozan yaptı biz niye yapmayalım diyerek piyasaya bir zarar verdiler. Dün VTR'lerde bana diyorlar ki sonra Erol Küsür durup dururken sesini yükseltiyorsun alçaltıyorsun. Ya kardeşim sektör bloke oldu. Dün Serdar Ortaç burada VTR'de söylüyor. Diyor ki aranjörümü arıyorum Erdem Kınay'ı, ne yapıyorsun yeni parça yapalım. Erdem diyor ki ben kendi albümümü yapıyorum. O bir aranjörümü arıyorum. O diyor ki ben kendi albümü yapıyorum. Ya sayın aranjör arkadaşlar, senede biriniz bir tane yapın. Her ay bir aranjörün albümü çıkmaz ki. Bu bir değil, iki değil. Öte yandan bu Ozan Doğulu, Kenan Doğulu meselesine gelince tabii Kenan Doğulu'nun çok saygın bir ilişkisi var. Ondan sonra Beren'le çok saygın bir ilişkisi var. Şimdi çok bolca soru geldi. Bolca soru geldi. Soru ne biliyor musun abi? Erol abi sen haksızlık yapıyorsun diyorlar. Niye diyorum? Diyorlar ki sen her şeyi doğruları söylüyorsun göğe.
Kenan Doğulu'nun bu albümden çok parça patlamadı diyorlar. Bunu yazan arkadaşlar şunu söylüyorum. Albümler ikiye ayrılır. Bir, ticari albümler. İki, daha müzikalitesi yüksek, uzun yıllar dinlenecek albümler. Sizce yıllarca yaparım bilirsinleri, onu bunu, Roma'yı yakmaları, şunları bunları yapan Kenan Doğulu yaptığı albümün ticari olup olmayacağını anlayamayacak düzeyde mi? Hayır. Keyfi istemiş, öyle bir albüm yapmış. Ruh hali, psikolojisi, aşkı, hayatı o albümü yapmaya itmiş, öyle bir albüm yapmış. Sinan Çetin gibi yani. Tabii ki Sinan Çetin de kafasına göre. Yani onu illa yumurtaları tokuşturup, vay Serdar'dan 5 parça patladı, Kenan'dan 1 tane patladı. Buna gerek yok. Ama şu var. Şimdi şu gerçek de var. Kenan Doğulu bana göre yapması gereken şuydu. Bir albüm yaparım. Bir yüzü kafama göre yaparım. İkinci yüzünü, yani eski kaset mantığı, yarı yarıya yani. Bir 5 şarkı, 4 şarkı en azından o kitlenin beklediği. O, maalesef çünkü kitle bekliyor Kenan. Kulüpler, çay bahçeleri çok ritmik ve devamlı çalacakları şarkıları bekliyorlar. Bir sanatçı diyebilir ki buna. Ya kardeşim size ne, ben böyle bir albüm yapmak istedim. Ama maalesef o zaman da kitle küsüyor. Bunu zamanında Tarkan Metamorfoz albümüyle yaptı kafasına göre. Ondan sonra ama tabii bunlar özel hayatları da çok etkiliyor. Ondan sonra şimdi biz zamanında bunu Hande Yener'le yaşadık. Hande Yener'le çok dev albümler yaptık. Dev tirajlar yaptık ben prodüktör olarak. Sonra geldi keyfi elektronik yapmak istedi. Ya Hande yapma etme, Hande yapma etme. Şimdi ne diyebilirim ki? Sanatçım onu yapmak istedi. Onu yaptı. Öyle bir dönem geçirdi. Sonra tekrar eski versiyona geldi. Ama burada özel hayatlar çok etkili oluyor. Şu da oluyor çünkü. Ya ben karizmayı bozmayayım, böyle ticari durmayayım. Ondan sonra hani belki bilemeyiz ki şimdi. Mesela Beren Saat, Saat miydi, Saatçi miydi? Beren Saat. Saat, yanlış telefon etmeyeyim de. Ercan Saatçi'yle evet. Karıştırdım, sevgiler ona da. Beren belki başka müziklerden hoşlanıyor. Haklıdır da insan sevgilisine hitap eden bir şeyler yapmak isteyebilir. Bu da onun erkeklik egosunu, hani sevgisine bir armağan niteliğinde. Ama sen de yumuşamışsın. Ama. Sen de yumuşamışsın. Ama dur, şimdi sert versiyona geçeceğim. Pardon, pardon. Fakat bir sanatçı da şunu unutmalıdır. Özeli önemlidir ama o milyonlarca kitledir seni o özelinin karşısında da güçlü, karizmatik, başarılı gösteren. O yüzden kitleyi küstürmemek gerekir.